Oh,
geç gelene hemşehrimiz Sayın Halis Dalkılıç Beyefendi salonumuza teşrif etmişler. Alkışlıyoruz. Değerli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Öncelikle bugün anneler günü, tüm anneler günümüzü tebrik ediyorum. Rabbim annelerimize sağlık, sıhhat versin ki evlatlarına iyi baksın inşallah diyorum. Değerli hemşehrilerim, bugün ben siyasetçi değilim, ben sizin toplum örgütün başkanıyım. Bizim sürekli kendi ortamımızda şikayetçi olduğumuz konulardan bir tanesi de spordu. Sporla ilgili de bu noktada her konuşmamda şunu özellikle ifade ediyordum. Evet, bir İstanbul'un mutlaka Malatya Spor'a elinin değmesi gerektiğini söylüyordum. Bir önceki dönemde Hikmet Tanrıverdi abimizin Malatyaspor'a yaptığı hizmetler ortada. Haşim Karadağ abimiz İstanbul'da gitti, Malatyaspor'a çok ciddi hizmetler etti.
Bugün de Adil Gevrek abimiz özellikle tüm Malatya'daki büyükleriyle istişare edip de gitme demesine rağmen ama kendisi bizzat Malatya'ya gitti, Malatya Spor'a başkanlık yaptı. Yanına da Nusret Öncü abimiz de aldı. Aslanlar gibi de Malatya Spor'umuzu şampiyon etti. Ben bu vesileyle başkanı tebrik ediyorum. Başkanı bir alkış istiyorum. Evet, çok kıymetli Başakşehir Belediye Başkanı'na, yönetimine ve meclis üyelerimize, özellikle kültür müdürümüze bu programın oluşmasında göstermiş oldukları ilgi, alaka ve destekten dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Ve kadın kollarıma, gençlik kollarıma. Ve Başakşehir'de ilçe başkanlığını, MADEF'in ilçe başkanlığını yapan Nihat Demir abime ve yönetimdeki tüm arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bu programın oluşmasına vesile oldular ve ciddi bir emek harcadılar. Bugün bizi yalnız bırakmayan Halis Başkanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle burada anons edemediğimiz dernek başkanı olursa özür diliyorum. Arada kaçmış olabilir. Hakkınızı helal edin. Kırmadınız, geldiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Malatya Spor Kulübü Başkanımız, MASTEP Genel Başkanımız Sayın Adil Gevrek Beyefendi'nin alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. MADEF Başkanımız, Nihat Başkanım, çok değerli Malatyalı hemşehrilerim, ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet değerli hemşehriler, gerçekten biz Malatya Spor olarak bu yola çıkarken, ben burada sivil toplum örgütlerinde dedikçe yanımızda oldular. Malatyalar, İstanbul'daki, Malatya'daki Malatyalar hepsini bir araya getirdik. Ama burada sivil toplumların önemi çok fazlaydı. Ben burada hem dernek başkanlarımıza, hem burada MADEF'e, MASTEP'e, MİAT'a çok çok teşekkür ediyorum. Eğer bir başarı varsa o birlikte beraber ancak gelirdi. Ben burada o şampiyonluktan en büyük payı olan taraftarımıza, derebeylere çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar her deplasmana geldiler, bizleri yalnız bırakmadılar. Bunun için onların büyük payı var. Tabi burada dediğim gibi sivil toplum örgütleri, herkes bir yürek oldu, Malatya bir yürek oldu ve hep beraber takımımızı bir yerlere getirdik. Allah nasip etti, Allah mahcup etmedi. Çok şükür takım şampiyon oldu ve şampiyon olduktan sonra gerçekten Malatya'da bütün Malatyaları, yüz binlerce insan vardı. Orada her farklı siyasi partide, AK Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, MHP'de bütün siyasi partiler hepsi bir aradaydı. Malatya Spor bir aradaydı. Malatya Spor için bir aradaydılar. Onun için sporun sadece bir oyun olmadığını, birleştirici bir göç olduğunu da gördük. Onun için Malatya'mıza sahip çıkalım. Malatya Spor'a sahip çıkalım. Derneklerimize sahip çıkalım. Sivil toplum örgütlerimize sahip çıkalım. Çünkü bunlar evet siyaset üstündür bence. Hem sivil toplum örgütlerimiz hem Malatya'mız. Çünkü orada her düşüncede, her görüşte insanlar var. Her düşüncede, her görüşte olduğu insanlar da bir araya geliyor. Ve Malatya'mızın da biliyorsunuz, geçmişinde de olduğu gibi Türkiye'nin çimentosu diyoruz. Malatya her zaman o birliği, o beraberliği sağlıyor. Tekrar MADEF Başkanımıza böyle bir vesileyle bizleri bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.
Başkanımız Sayın Adil Gevrek Beyefendi, konuşmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Öncelikle Halit Başkanıma, sonra MADEF Başkanıma, Federasyon Başkanıma, Malatya Spor'umun Başkanına, Nusret Kardeşime ve değerli sivil toplum örgütünün yöneticilerine, siz saygıdeğer hanımefendi ve beyefendilere, ben de Malatya'nın iş adamları olarak en kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. Tabii bugün Malatya'nın iş adamlarına burası benzemiyor bu toplum. Valla ne değilse federasyonlar ben de gideyim de bu türküleri, şarkıları, bu muhabbeti biz de dinleyelim diyoruz. Bizim toplantılarda Türkiye'nin meselesi, yok şunun işi, şunun gücü, farklı ortamlara gidiyorum. Burada tam bir Malatya mahallemin, Malatya'nın içindeki bir bölgemin içine varım, eğlendim. Vallahi ailemin içindeyim. Yani o kadar mutlu ettiniz ki bizi. Başkanım gerçekten teşekkür ederim. Özlemişiz. Büyükşehir'de kala kala işe dalmışız. Bir anda kendimi kendi Kernek'teki mahallemde bir düğün evinde ortamında eğlendiğimizi buldum. Ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle federasyonun ve mastöbümüzün bu gibi etkinliklerine devam etmesi. Demek ki federasyon da ihtiyaçmış, mastöb de ihtiyaçmış. İş adamları deneyle bu iş sadece olmuyormuş. Biz olay başka bir tarafındayız. Tabii bugün çok güzel bir birlik ve beraberlik var. Malatyalılar zaten birlik beraberliğin peşindedir. Malatyalılar bu ülkeye hep birlik beraberlik içinde iş yapmıştır, güç vermiştir. Yetiştirmiş olduğu devlet adamlarıyla, bürokratlarıyla, iş adamlarıyla bunu yapmıştır. İnşallah yeni dönemde de Halis Başkanımızdan bunu bekliyoruz. Tabii biraz önce Yılmaz Başkanım dedi, Malatya yeterince anladı. Bunu her yerde söyleyeceğiz. Başımıza da kapacağız. Yalnız bir sonraki dönem Allah aşkına hakkımızı verin. Tamam mı? Yeter artık ama değil mi? Hakkımızı verin. Arkadaşlar. Dört kitap üstüne sana yeminle dönersen bak Malatya çok sevdim. Başakşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Musa Beyefendi salonumuza teşrif etmişler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Belediye Başkanım hoş geldiniz. Tabii sizi hemen böyle sıcağı sıcağı bir sahneye davet edelim. Bir ayağımızın tozuyla böyle bir duygularınızı alalım. Alkışlarımızla Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Uysal Bey kendini sahneye davet ediyoruz. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere. Çok değerli milletvekili, milletvekilimiz diyelim artık. İlçe başkanımız. Değerli Malatyalı hemşehrilerimiz, öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Bu program hayırlı olur inşallah. Malatyalılar adına, ilçemiz adına, ülkemiz adına. Tabii Malatyalılara çok söyleyecek bir şey yok. Size sadece herhalde teşekkür etmemiz gerekiyor. Ancak Malatya'ya teşekkür edebiliriz. En iyi olanlardan bir tanesi de Malatya, Sivas, Ordu. Bunlar çok yoğunlukta. Ama herhalde Malatya o konuda İstanbul'a gelmiş ama geldikten sonra da İstanbul'da işini kurup büyütüp gerçekten İstanbul'a ses getiren en fazla illerden bir tanesi. Bazı illerin nüfusu yoğun olsa bile Malatya'nın sesi daha gür. Niye? Kaliteli iş yapıyorlar çünkü. Her şeyde kaliteli iş yapıyorlar. 3 seçim vardı önemli olan. Birisi 2014 belediye seçimi, birisi cumhurbaşkanlığı seçimi. Allah'a şükür o seçimler güzel geçti. Güzel geçtikten sonra bu
son round. Tabii son round daha önemli hale geliyor. Belki zoru başardık, ilk ikisi geçti. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi önemliydi, geçti. Ama bu seçim herhalde eğer bizzat olur ise öncekilerin başarılmış olmasının bir önemi kalmayacak. Malatyalı olduğumuzu, Malatyalıların nasıl olduğunu, nasıl bir yürek olduğunu burada göstermenizi bir kez daha rica ederim. Kendisine anlatmaya gerek yok. Kısaca özetlersek, bir Malatya sevdalısı, bir Malatya aşığı, Malatya için, Malatyalılar için ve Malatya kelimesinin geçtiği her yerde yapamayacak hiçbir şey yok. Kuvvetli bir alkış. Sayın Haris Tarkaç Beyefendi sahneye davet ediyoruz. Malatya. Malatya, Malatya bulunmaz işin gönülleri coşturur aile güneşin demiş değil mi? Şair. Değerli hemşehrim. Evet. Sayın efendim MADEF Başkanımız Yılmaz kardeşim. Çok kıymetli ilçe başkanım, kıymetli belediye başkanım, MİAD'ımızın değerli başkanı, Malatya Sporumuzun değerli başkanı, meclis üyesi kardeşlerim, değerli hemşehrilerim, dernek başkan arkadaşlarım, hepinizi ben de saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bekleyen kardeşlerimize de yürekten ayrıca selam veriyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, iyi ki geldiniz. Değerli arkadaşlar, evet seçim atmosferindeyiz. Değerli belediye başkanım söyledi. Siyasiler ilerinde mikrofon verdiğiniz zaman bu vakitlerde biraz sabretmek lazım. Doğrusu bizim size söyleyeceklerimiz var. Siz de hasbihal etmemiz lazım. Size derdimizi anlatmamız lazım. Size davamızı yeniden anlatmamız lazım ki Türkiye yeniden büyüsün. Türkiye yeniden koşsun. Türkiye'ye, Malatya'ya yürümek yakışmaz. Koşmamız lazım hep birlikte. Koşmamız lazım. Değerli arkadaşlar, 7 Haziran seçiminin arifesindeyiz. Demin Yunus abi söyledi. Değerli MADEF Başkanımız Yılmaz Başkanımız söyledi. Ancak şunu paylaşmam lazım. Malatya'ya bir tane yetmez İstanbul'a diyorlar. Ben düzelteyim bunu, olur mu? AK Parti'nin kurucu genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakikaten benim kadar Malatyalı sevdalısı olduğunu biliyorum. Malatyalı'yı çok sever. Ahmet Davutoğlu'nun, Sayın Genel Başkanımızın Malatyalıları ne kadar sevdiğini biliyorum. Ve Malatyalılar İstanbul'a bir tane değil AK Parti listesinde. AK Parti'den 3 tane milletvekili adayı var. Biri benim. Peki Türkiye'de kaç tane var? Biz istiyoruz ki 26 tane adayımız var. 26. 26'sı da Malatyalı'nın meclise girsin istiyoruz. Ancak realite var. Türkiye'nin değişik illerinde 12 tane Malatyalı AK Parti kadrolarıyla meclise girecek. Yani 12 tane adayı var Malatyalıların. Bir tane değil. 6 tane de Malatya'da var. Etti 18-20. Neredeyse grup kuracak ya maşallah. Allah razı olsun. Evet. Değerli arkadaşlar, onun için biz burada yıllardır yürüyoruz. Birçok kardeşimi birebir tanıdıklarım var. Yeni temas ettiğim kardeşlerim var. Ben yaklaşık 5 yıldır İstanbul AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nı yürüten bir kardeşinizim. Ve Türkiye'nin sizin gibi birçok olumsuzuna da olumlusuna da şahit olan bir kardeşinizim. Hep beraberiz. Nihayetinde siyasetçi derken, belediye başkanımız derken, milletvekili adayı derken gökten falan inmedik zembilde. Sizin içinizden çıktık. Sizin yaşadıklarınızı beraber yaşıyoruz. Çektiğimiz sıkıntı varsa beraber çekiyoruz. İyilik ve güzellik varsa beraber paylaşıyoruz. Ancak şunları paylaşmamız lazım. Bugün Bahçelievler'de bizim hemşehri derneklerden bir tanesine ziyarete gittim. Orada şunu söyledim. Bu seçim, 7 Haziran seçimi bir siyasi partilerin arasındaki rekabet değil. Recep Tayyip Erdoğan
bu ülkeye dair, bu millete dair, dünyanın tüm mazlum coğrafyalarına dair gece gündüz koştururken, bugünkü genel başkanımız, yeni başbakanımız Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı döneminde ve şimdi başbakanlığı döneminde gece gündüz uykuyu kendine haram ederken bizim bu millete söyleyecek sözümüz var. Bu topraklara borcumuz var. Mazlumların umudu olduğumuzu biliyoruz. Bu aşkla çalışıyoruz. Kimin milletvekili olacağından daha önemli bir seçime giriyoruz. Halis Kılıç'ın vekil olması falan olmamasından öte bir derdimiz var bizim. Bu ülkeye dair derdimiz var. Medeniyetimize ait derdimiz var. Eğer biz görevimizi yapmazsak Filistin'deki Gazze'deki yetimler ağlamaya devam edecek. Balkanların emniyeti bitecek. Değerli dernek başkanları, değerli şanallar, hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Saygılar, şükürler. Tamam, bize hazırlayan MADEF yönetimine, değerli başkanımız Yılmaz Durmuş'a ve bütün yönetimine sonsuz teşekkürler istiyoruz. Bir alkış alalım şöyle. Evet, sayın milletvekilimiz, Halis Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Bir alkış alalım şöyle milletvekilimize. O Malatya'nın sesi olacak. Bizim sesimiz olacak inşallah. Kurban olalım. Yolun açık olsun. Ses. Yıllar sonra gittin baba yurduna.
Yeah.
bir dakika. Hadi orijinal Malatyalıyız. En sona kaldık. Ondan sonra böyle biliyorlar Malatyalılar. Siz canlı sağ olsun. Ne yapalım? Kimliğinizi değiştirelim. Kurban olun. Gidin abi. Tamam. Hazır.